Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte çok efsanevi, çok süper bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tamı tamına 4-5 tane falan büyülü atacağız. Bakayım. Aynen yok. 1-2-3-5 de aynen. 5 tane büyülü sandık atacağız arkadaşlar. Yanında 3 tane klan sandığı. Onun dışında işte bu altın sandık, taş sandığı, ücret sandık falan filan bayağı bir sandık biriktirdim arkadaşlar. Bunları bugün bir bölümde açacağız. Büyüleri nasıl açacaksın diyeceksin diyeceksiniz. Hediye olarak hediye olarak geldi arkadaşlar, bildiğiniz gibi herkese birer tane büyülü sandık hediye ediyor arkadaşlar Supercell. Vallahi çok çok güzel olacak. Onun için de 10.000. arenada da sandıklarımız açılacak. 10.000. arena büyülü sandığı açacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Gerçekten bomba gibi bir video sizleri bekliyor. Mutlaka şuradan videoyu beğenmeyi, sizden güzel beğeni bekliyorum arkadaşlar. Yani miktar söylemek istemiyorum. Gönlünüzden ne koparsa like'lara gömçülmeyi unutmayın. YGS falan sorunlar oluyordu. Dün bir canlı yayın yaptım, onda biraz sohbet ettik. Fena değildi arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum dualarınızdan, güzel niyetlerinizden dolayı. Uzatmayacağım fazla, sandık açmaya geçeceğim arkadaşlar. Hemen kızıyorsunuz yoksa bana. 4 farklı hesaptan 5 farklı büyülü açacağız. 5. nasıl olacak diyeceksiniz. Samet abinin hesabında bir tane de bedava büyülü sandık var arkadaşlar. Onu da açacağız bugün birlikte. Vallahi adama yine geldi. Güzel oldu ya vallahi arkadaşlar. Sizin büyülü sandıklarınızdan ne çıktı? Konuşamıyorum bugün. Bayağıdır video çekmiyorum arkadaşlar. Birkaç gündür unuttum ya resmen video çekmeyi. Ha şunlar. Bu arada bilgisayardan şu anda kayıt alıyorum. Cadı çıktı güzel bir şekilde. Samet abinin hesabını telefondan giriş yaparak açacağım arkadaşlar. O en son kalacak. Klan sandığı açalım önce. Büyülü sandığı en son açalım. Altın çıktı 1620. 2 büyücü. 17 milyon sürüsü. 8 iksir toplayıcı çıktı. Arayla. Bir tane kara prens çıktı. Kara prens açıldı bu hesabımızda da. 17 koçbaşı sıradan çıktı. Tüh. Neyse, Pekka ve Mübarek'ten geldim. Son olarak da arkadaşlar ücretsiz büyülü sandığımızı açıyoruz. 19 tane ender, 3 tane de esans, 96 tane de sıradan kart veriyormuş. Bakalım. 565 aldım. Bir tane bir fırın ne lan? 24 bombacı, 4-3 slasher, 49 havan, 14 büyücü. Efsanevi çıktı be. İşte bu lan. İşte bu lan dedi. Ölüyorum. Abi savaştayım, ölüyorum. Mezarlık çıkarttık. İşte bu ya. Abi ilk sandıktan daha lan. Devamı var bunun. Devamı var. Daha bunun gibi 4 tane açacağız arkadaşlar. Şu an çok bir sevindim. Bu hesabıma da mezarlık çıktı. Benden sana. Ben de seni öpüyorum. Arkadaşlar ya çok iyi. Vallahi mezarlık bir kıvılcım çıkmıyor arkadaş. Kıvılcım istiyorum lan. La kıvılcım istiyorum ya. İstiyorum abi. Tamam arkadaşlar, güzel oldu ya. Bu hesabımıza da mezarlık çıkartmış olduk. Artık bu hesapla daha rahat kupa kasabileceğiz. Çok güzel oldu. Şimdi ben diğer hesaba geçeyim arkadaşlar. Onda devam edelim açmaya. Evet arkadaşlar, geri geldim. Bunda da yine aynı şekilde aynı sandıklar var ve klan sandığımız duruyor. Başlayalım hemen hız kesmeden. Fare sesi fazla gelirse kusura bakmayın. Dediğim gibi bilgisayardan oynuyorum şu anda. Hızlıca açalım. Bakalım buna da efsane çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? Ya vallahi çok sevindim ya, daha ilk sandıktan. İlk büyülü sandıktan, daha doğrusu ilk sandıktan değil. Bunda bu sefer gelmedi destansı. 1620 altın, 21 milyonlar, 6 koçbaşı, 10 tane X toplayıcı, 73 tane goblinler, 11 goblin kulübesi, 3 tane prens geldi arkadaşlar. Buradan da elit barbarları sevdim açıkçası. Elit barbarlar canlıdır, gelsin. Burada biriktiriyorum zaten. Büyülü sandıktan da şeyi bekliyorum abi. Tabii ki bir efsane bekliyorum ama onun yanı sıra da nedir? Mega dal kavuk. Kesinlikle bekliyorum mega dal kavuk. Hadi bakalım. 581 altın, 2 dev, 2 büyücü. Bundan gelmeyecek galiba ya. Gelmedi abi. Çok az ender verdi arkadaşlar ve hiçbir işime yaramayan kartlardan verdi ya. Ya bu çok kötü bir büyü sandıktı. Bu sefer sana şey yok, öpücük yok, yok, yok. Tamam arkadaşlar, bu da güzel oldu. Başka neyimiz kaldı? Bunda bir şey kalmadı. Hemen anne hesabıma geçeyim. En sonunda Samet abinin hesabına geçiş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri geldim. Gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor şu anda bu sandıklar. Bana yayında, işte bugün yayın yapıyordum, bayağı bir ısrar oldu aç falan diye de dedim videoya saklıyorum, videoyu bekleyin diye.
Ondan sonra bir tane turnuva yapmıştık. Ondan böyle bir 15 kart falan almıştım arkadaşlar. Bunu bir açalım en başta. Çok bir şey vermeyecek zaten buradan. X topacı verdi. Tamam. Bunda 100 S'den başlayalım yine ya. Sırayı bozmayalım. Bakalım. Bunda da güzel bir şey. Ta geçen klan sandığından biriktirdim arkadaşlar. Bekletiyorum ben bunları açıkçası. Bayağı süredir bekliyor. Yığında güzel bir sandık açayım dedim. Bu büyülü sandık hediyesi de açıkçası tuzu biberi oldu. Bir de konuşsam neler anlatacağım da. Yavru ejderha geldi güzel. YGS'nin ardından işte böyle bir video geldi arkadaşlar. Supercell aynı zamanda panda bir hediye etmiş oldu. Büyülü sandıkları. Güzel. Goblin kulübesi. Cellat geldi. Cellat'ın tipe bak. Bu arada güncellemeyle alakalı videolar çekemedim arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu hafta bayağı bir yoğundum. YGS'den dolayı. Cellat'ın tip falan da değişmiş. Klan sandığımızı açalım. 5 38 99 103 gelmiyor abi, klan sandığından artık efsane gelmiyor ya. Önceden geliyordu da şu an yok. Kaka yok, olmuyor. Bu 9. yer arena olarak geçiyor herhalde şu anda. Yok, 10. yer olarak geçiyor hala. Yaban domuzu dağı olarak geçiyor şu anda efsane arena arkadaşlar. Yeni bir arena geldi. Onu da birazdan göreceğiz. Ateş kuları 11 top, 15 oklar, 5 koşbaşı, 50 yok gelmeyecek. 17 domuz bincisi, 4 tane balon geldi. Oha be. İşte domuza sevindim. Başka da iyi ya, fena değil, tamam. Bedava abi sonuçta. Bu sefer benden daha küçük. Az önceki bir değil de diye geçirebiliriz. Tamam herhalde. Bu hesaplarımda çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Güncellemeyle arkadaşlar dediğim gibi videolar çekemedim ama inşallah yakın zamanda güzel güzel videolar devam edeceğiz. Onları aksattım. Ne yazık ki. Şimdi son olarak Samet abinin hesabına geçeyim arkadaşlar. Onda 2 tane büyülü sandık var. Onun dışında da bilmiyorum lan sandıklar biriktirmiş. Onları açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, geldim gördüğünüz gibi Samet abinin hesabından bir tane ücretsiz, yani düşürttüğü bir büyülü sandık var. Ve 11. arnede arkadaşlar, yani efsane varında düşürttüğü bir büyülü sandık bu. Yani harbiden çok şekil bir arena ya. Benim gözüme çok hoş gözüktü. Bir an önce çıkmak istiyorum açacağız okpalara. Onun dışında bir tane gözüme bir şey çarptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, efsanevi arena fırsat paketi adı altında böyle bir teklif gelmiş. 100.000 altın ve nihai şampiyon çekilişli sandığı adı altında. Bundan bildiğiniz gibi ikişer tane seçenek sunuyor ve bir tane kesin efsanevi çıkıyor. 50 tane destansı ve 250 tane de ender kart çıkıyormuş arkadaşlar. Gerçekten bu da güzel bir sandık. Ama 90 liraya değer mi bilemiyorum abi. Kişiye göre değişir. Şu üresi bir açam. Önce hangisini açam acaba? Oyunun verdiğini mi yoksa yine oyunun verdiğini mi? Oyunun verdiğini mi yoksa yine oyunun verdiğini mi bilmiyorum ama ne yapsak ki? Ses kaydı alıyorum değil mi? Aynen. Hadi bunu açacağım ya. Bakalım bir efsanevi de şeye çıkartalım. Ramazan'a diyorum. Samet abiye çıkartalım. Hadi. 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 Yok abi, çok düşük veriyorsun sıradanları. Bu nedir ya? Destansı abi. Aynen. Tövbe estağfurullah. Hadi bakalım. Ömer abinin dediği gibi arkadaşlar, bu sandık açımına inanamayacaksınız. Harbiden efsanevi bir sandık açırma oluyor ya. Umarım hoşuna gidiyordur. Yok abi, vermedi ya. Samet abi bu sefer şanslısın abi. Bu sefer şanslısın ve dev iskelet verdi. Gerçekten çok kullandığı kartları veriyorsun oyun. Püh seni. Püh. Bir de öpücük atıyor. Püh, Allah seni alsın. Hiç sevmedim seni. Pis kart. Ben savaşa girmeyeceğim arkadaşlar, 11. arenada sıkıntı, bizi tokatlarlar. Şöyle bir klanda bir 11. arenada denemek için şöyle bir istek yollayayım, bakayım kimse gelecek mi? Arkadaşlar kimse gelmedi klanda, sanırım insanlar ya maç yapıyor ya da öyle oyun açmış bırakmış. Klasik mücadelesi varmış bir tane, ona girelim arkadaşlar. De 11. arenayı göremeyeceğiz, o kötü işte yani. Benim amacım 11. arenayı görmekti. Tuttu 9 şeyi verdi, 10. arenayı verdi bize oyun. Pis oyun. Seni sevmiyoruz. Şöyle gel. Hadi bakalım. Yanlış. Şöyle bir bastıralım ya. Bas gitsin. Bas 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 bas. Hop, telefon niye kasıyor lan? Abi devden döndü diğer tarafa bu ya. Devimiz vuracak ama. Değil mi? Devimiz vuracak. Tamam. Bir kere daha vur. Bir kere daha vur. Adam. Adam. Şöyle gel. Aha. WhatsApp'tan tak tak ses geldi arkadaşlar.
Bu vuracak ya. Kötü vuracak hem de. Neyse tamam. Hadi bakalım. Domuzu atmasını beklemiyordum yani. Üzdü biraz. Domuz atması üzdü. Bunlar mecbur vuracak bir kere. Şunu da biraz şöyle çekmek istiyorum. Gözün önünü kapatıyor çünkü benim. Aynen şöyle kalsın. Çok daha iyidir. Bunlar da vurdu. Şöyle bir alev topu. Hop. O ne lan? O ne saçma bir savunma yöntemidir. Ya adam şaka bir yana savundu yani. Abi adam hem şey yaptı, çarpmasını kullandı hem tomurunu kullandı. Ama tabii ki biz acele etmeyeceğiz ve sakin oynayacağız. Mezar taşımızı dikeceğiz şöyle. Bir an acele etsem mi diye düşündüm ama arkadaşlar şimdi aceleşe şeytan karşı diye bir laf var. Lan gel şöyle. Manyak adam. Şöyle gel abi. Onu doğruya kullandım, çok sevdim. Abi nasıl kastı lan bu telefon? Kardeş ne yapıyorsun, kastım ya. Oo. Format gerekiyor belli. Vallahi bu telefona format lazım abi. Ben buradan bunu anlamaktayım. Şunu da şöyle atacağım. Mezar taşı. Mezar taşı gümüşten. La 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 la. Şöyle çarp şunu. Aha. Vurmasın. Oo, son an. Yetmez, çarpmam var mı? Çarpmasını döndüremedim. Bol şans Pablo. Tamam arkadaşlar, valla enteresan bir bölüm oldu. Valla güzel sandıklar açtık. 5 tane büyülü sandık abi. Ne kadar ediyor 5 tane büyülü sandık? Şu anki fiyatına göre 900 taş diyor. 9 çarpı 5 1000'den desek, tamam mı? 5500 çıkar, 4500 taşa kadar çıkıyor arkadaşlar. 4500 taş da şu anda oyunda 150 lira civarı yani. Öyle ortalama bir hesaplama yaptım arkadaşlar. 150 lira civarında bir açılış yaptık. Tabii ki bu klan sandır falan filan, onların da paralarını düşünmek lazım. Onların da bir değeri var, kart değeri var arkadaşlar. Önemli olan sizin hoşunuza giden video olmasıydı. Sandık açımdan seviyorsunuz. Ben de böyle bir sandık açımı yapmayı isterim açıkçası. Samet abiye tekrardan teşekkür ediyorum bu fırsatı sunduğu için. 2 tane de ondan büyülü sandık açtık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.